Şimdi arkamda bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Öjen Delacroix tablolarına benziyor dedim. Öjen Delacroix 18. 19. yüzyıldan önemli bir ressam. Şimdi pek çok resimleriyle ilgili mesajlarından falan bahseden izleyicilerimiz de var. Değil. Hiç böyle bir mesajı falan. En azından beni bu fotoğrafa benzetmek konusunda etkilemedi. Fakat kuvvetli fırça darbeleri, Efendim renklerin optik kıymetleri oradaki toplumsal olayı tarif etmeye çalışması böylece tarihe geçmeyi amaçlaması bu e, romantik ressam açısından önemliydi bu fotoğraf o yüzden öyle bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf görüyorsunuz bugün Caddebostan sahilinde bir dakika arkadaşlar şunu bir geri alalım bir geri alalım Caddebostan sahilinde. Bütün konuyla ilgili insanların olduğu bir yer. Bir kalabalık var. Bu kalabalığı görüyorsunuz. Bu bir Türkiye tablosu gibi. Kıymetli editör arkadaşlarım, haber merkezi bu fotoğrafın kıymetini fark ettikleri için gerçekten minnettarım onlara. Burada bir kişi çalışıyor. Bir. Bir kişi. Bakın. Değerli kardeşimiz bir kişi çalışıyor. Bütün bu tabloda bir kişi çalışıyor. Bu Türkiye'nin bugünkü halinin göstergesi gibi. Herkes laf peşinde. Tamam mı? Gazeteciler de çalışıyor diyor arkadaşlar ama orada da benim kendi başka öz var. Ona sonra vakit olduğunda geliriz. Neyse. İşte medya. Şimdi gelelim arkadaşlar ona. Kimmiş bu insanlar? Efendim burası gazeteciler. Şimdi gazetecilerle ilgili bakın kendimi tutamıyorum. Bütün bunları nasıl yorumlayacağız? Biz sadece birinin röportaj vermesiyle, birinin demeç vermesiyle, birinin bir evrak vermesiyle mi bu ülkede olan bitenleri tarif edeceğiz? Kaynakların peşine mi takılacağız? Onlara o kadar bağımlı mı olacağız? Ne oluyor bitiyor bu ülkede kendimiz adını koyup ya budur demeyecek miyiz? Bir dosya açmayacak mıyız yani? Neyse. Efendim burası öyle işte korumalar ve izleyiciler böyle. Şurada Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve işçi kardeşimiz. Bir kişi müsilajla mücadele ediyor. Burada bir yurttaşımız daha var onun bilmiyoruz ne yaptığını. O ve bir şeyler çekiyor kendince. Bir de öyle bir şey var. Bütün bunları izleyip hatıra olarak saklamak için veya paylaşmak için bulunanlar. Bu memleket böyle bir yere varamaz işte. O yüzden bunlar bütün bu konuşmalar laf. 15 sene önce bununla ilgili düzenleme yapmışsın hiç bakmamışsın. Sanayi istediği kadar atık bırakıyor. İstediği kadar suyu ısıtıyor. Her yeri bina doldurmuşsun. Ya İstanbul'da, sadece İstanbul'da 1 milyona yakın boş konut var. Hala diyorsun ki ben konut yapacağım. Boş konut ne kiralanmış ne satılabilmiş. E bu arada depremi çözmüş müsün? Hayır çözmemişsin. 2 milyar ton son 20 yılda beton dökmüşsün. 60 milyar dolar para harcamışsın. Bizim paramız. Patron sizsiniz. Sizin cebinizden çıkıyor bu para. Bizim cebimizden çıkıyor. Ama deprem meselesini çözmemişiz. Depremden korkan insanlar hala korktukları konutlarda yaşamaya devam ediyorlar. Bir takım adamlar 3-5 tane konutları var. Ya da zaten bu ülkeden değiller. Katar'dan şuradan buradan abuk subuk bir takım butik saçma sapan ülkelerden geliyorlar. Ulan burası Milli mücadeleyle kurulmuş bir ülke. Onlara satacağız onları da para kazanacağız da ekonomiye bakar mısınız? Böyle ilkel, primitif bir kafa. Sonra bütün bunların atıkları oraya boşaltılmış. Çevre Bakanı Sayın Kurum son derece ciddi devlet adamı gibi bütün bunları niye geçen 20 yılda yapmadığımıza dair hiçbir şey söylemeden bu faaliyete başlıyor, yapıyor. Şimdi burada bir de Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması var. Valla ona diyecek bir şey bulamadım. Ulaştırma Bakanı zihni sinir bir proje geliştirmiş, anladığım kadarıyla Adil Kara İsmailoğlu bir çözüm önermiş. Önerdiği çözüme dair hiçbir fikri olmadığından eminim. Şimdi göreceksiniz. Çözüm kanal İstanbulmuş. Marmara'ya göre çok daha temiz olan Karadeniz suyunun Marmara'ya akıntısı olacak kanal İstanbul yapıldığında nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor bu söz. Devlet adamları bilimle konuşur. Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununa Kanal İstanbul'un çare olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu rüyasında görmüştür diyerek tepki gösterdi. Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür ve sabah böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Karadeniz'in temiz suyu Marmara'ya katıldı, e, karıştığında tabii ki Marmara Denizi'ndeki su kalitesi artmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 24 televizyonunda katıldığı programda kurdu bu cümleleri. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte Karadeniz'deki temiz suyun Marmara Denizi'ne akacağını Marmara'nın temizleneceğini ileri sürdü. Kanal İstanbul yapıldığında deniz salyasının önlenmesine dair de katkıda bulunacaktır. Mesele ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır. Bize varsa bir makale, bir araştırma onu göndersin. Ekrem İmamoğlu da bilimsel araştırma olup olmadığı sorusunu yöneltti bakana. Hatta bunu öğrenmek için Kara İsmailoğlu'na mesaj attığını ancak henüz yanıt alamadığını söyledi. Kendisine mesaj attım. İstanbul'la ilgili almak istediği bilgi, bu iddiasıyla ilgili teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım davet edin geleyim dinleyeyim sizi diye mesaj attım. Umarım mesajıma da döner.